iyi dermişsin ya. İçinde der mi hocam? Yapma hocam. Kızıyor adam ya. Allah aşkına yapma. Dermişik ne kadar çok oldu. Ben senden rica ediyorum. Sinan, Sinan hatırla hocam. Rica ediyorum. Yapma, dermişik değil. Hocam bak. Türkiye'nin en büyük dermişik ya. Türkiye'nin en büyük dermişik. Hocam eski yıllarda olabilir. Hocam bak eski yıllarda efendiydik, kibardık. Şimdi rakiplerimiz de aynı kulvarda savaşıyoruz. Aynı onlar gibi olmaya başladık. Şimdi ne oldunuz? Çünkü efendilikten anlamadılar. Yani yıllarca ben şerefli ikincilikleri ben biliyorum. Ben şerefli ikincilikleri çok oynadım. Ama ayıp. Ben şerefli ikincilikleri çok oynadım. Bak Sinan seni koruyordum ama şimdi yanlış yapıyordun. Hayır hayır. Efendilikten ben anlamadılar. Hangi efendilikten bahsediyorsun? Beşiktaş efendim efendi takımda. Daha dün başladık. Daha dün maça kim herkes ya? Çiçekler miçekler derken son Avrupa takımıyla maç oynarken dakikalar bir daha maç çekti. Yani siz şu an Beşiktaş'tan bahsediyorsun. Süleyman Seba'ya edildi. Beşiktaş'a çok küfürler edildi. Yapmayın. Ha, bir daha söyle, bir daha söyle. Süleyman, bir dakika dur. Bir daha söyle, bir daha söyle. Ya şarkılara. Süleyman Seba rahmetliye. Beşiktaş taraftarı küfür etti be. Hocam tribünde şarkılı tezahüratla küfür söylemeyi icat etmiştir bu arada. Bunu anlatıyorsun bana ya. Beşiktaş başkanına, Süleyman Seba'ya, rakibin, hocam Beşiktaş taraftarı etmiştir. Bunu yazmışsınız siz ya. Yanlıştır. O zaman Beşiktaş başkanıydı. İstifa etsin de çok yanlıştır. Tahsis etmemiş söz konusuydu. Süleyman abiye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ruh içinde, ruh şad olsun. Nurlar içinde yatsın Süleyman abi. O zaman hak etmediği bir tezahüratlar Beşiktaş tarafından ve onun acısını hissediyor Beşiktaş taraftarı. O zaman yapmış ol tezahürat. Ama çok yakın zamanda Beşiktaş'a ediliyor. Süleyman tamam. Sabah'a edildi. Ama bunların Beşiktaş yanlış olduğunu. Bir, Avrupa maçında Fenerbahçe'ye küfür edilmesinin yanlış olduğunu dün akşam da söyledim. Yanlış. Tamam. Bunları tasvip etmiyoruz. Asıl yanlış etmiyoruz. Ama sen derbicik deme. Şimdi bak Sinan orada katıl bak. Hocam Sinan derbicik lafına kızıyor. Senden bir ricam var. Hani arkadaşım aksi. Bak gördün mü adam şeyini açıyor. Deme diyorum. Deme hocam, öyle deme yani. Öyle deme. Ama burada da efendilik yarışına girmeyelim Sinan. Yok birbirimizden farkımız ama biz bilmem neyiz. Eskiler efendi işi. Yani... Süleyman abi döneminde 80'li yıllarda futbol oynamış insanlarız Sinancım yapma. Sinan, biz 80'li yıllarda oynayınca gelmeyecek lafını kenara koyuyor. Beste yapmayı yani şarkılara, tribün tezahüratlarına küfürlü beste yapmayı Beşiktaş seyircisi icat etmiştir ya. 70'li yılların sonunda seyirci. Bu hangi efendilikten bahsediyorsun? Ne herkese küfür var ya. Yapma Allah aşkına. Galatasaray'da ben yapmışlar yok mu? Tribünlerdeyim var. Ama sen öyle bir anlatıyorsun ki efendi. Küfürlü tezahürat yok Beştaş'ta. Ya ben 70'li yıllarda tribünlerdeydim kardeşim. Beştaş tribünlerinde. Tribündeydim ben. Apocuğum Beştaş'ta. Geçiyorsun 20 yıldır mı? Apbeyaz Ahmet Çakar bilmem nesin Galatasaray lafı kime ait? Hocam onlar taze güzel şeyler. Ben sana gireceğim hala Apbeyaz Ahmet Çakar ver. Bakın Galatasaray'ın söylediği laf. Küfür yok. Ben Galatasaray'ın söylediği laf doğru değil. Ama size dediği doğru. Vahbeyaz Ahmet Çakar var. O bilmem ne Galatasaray dediği katılmıyorum. Sinan bak sen de yapma. Ama size dediği doğru. Ahmet Hoca'ya diyorum ki yapma. Sinan'ı yüzme diyorum. Şimdi sen de Ahmet Hoca'ya saldırıyorsun ama. İkisi de biliyor. Neyi Beşiktaş'ın hakkını yedir o zaman. Hadi bırakın bu işleri. Ben bir canım. Hakkı yemedim. Bunların ben sana söyleyeyim. Bir dakika. Bunların cenaze namazı kılınmaz. Vahbeyaz orada tatilde Antalya'da mı? Sinan'ı mı? Gördün mü? Kulakları çınlıyor olur. Gördün mü? Geldim yanına. Vahbeyaz'ın da mı kılınmaz? Orada. Hadi hoca neyse. Vahbeyaz ayıp ya. Bunların Beşiktaş'ı yaptık. Sen oraya gelse dese ki. Senin cenazın eski hakemcik. Hocam. Eski hakem değil. Hakemcik. Beşiktaş'ın eski hakemcik. Beşiktaş'ın. Bunların var ya. Şey söyleyeceğim ama. Öteki dünyada Beşiktaşların elleri bunların yakasında olacak. Öteki Vahap Beyazlar ikisini. Çok abarttın yapma gözünü seveyim. Galatasaray'ı tenzih ediyorum. O lafı tenzih ediyorum. Hocam ben Sinan'ı dinledikten sonra şunu anladım. Maalesef sen ölürsen cenaze namazında bir kişi olacak. O da ben olacağım. Yine yok gelirim. Ben gelirim. Olacağım. Geliriz. Kılmaz diyorsun o adamın. Şimdi bu akşam birazdan hazır mısın? Bir derin nefes al. Senin cenazeni Beşiktaşlılar kaldıracaklar. Ya kim? Benim cenazemi. Beşiktaşlılar nasıl kaldıracaklar? Kim birazdan yaşamaya getiriyor. Onu küfürlü tezahürat hatırladın mı? Ahmetciğim çok küçük saatim var canım ya. Sağ ol. Güle güle evet. Kullan bakayım. Göster bakayım. Ahmet Hoca'nın cenazesi böyle gitmeli. Ahmet Hoca'nın cenazesi bak öyle mi kalkacak? Birazdan getireceğim ekrana. Hocam cenazem böyle gitmeli. İngiltere derbisi dedim. Çok kaldı. Liverpool Everton maçı. Hayır değil. Dünyaca ünlü. İngiltere derbisi. City United mi? Manchester City United? Yok. Liverpool Everton daha çok. Chelsea ne oluyor? Hocam İtalya'da Chelsea Inter Juventus hocam. Hocam İtalya'da Inter Juventus. Fark etmez derbi olarak. Canınız yandı. Derbicik lafı geri alıyor. İtalya'da Inter Juventus hocam. Derbicik geri alıyor. Hayat Inter Juventus maçıyla duruyor. Geri alıyor. Özür dilerim hocam. Kenara koyuyor. Özür dileyeceksin hocam. Peki.
Ya. Biliyorsun bunu. Biliyorum hocam. Biliyorum. Hayır, bu sefer özür dileyeceksin. Yanlış mı söylüyorum Necati abi? Beyler. Az sonra beyler. Berkay Ahmet Çakar özür dileyecek. Özür dilemekten asla koşunmam, hatalıysam özür dilerim. Hocam hatalısın. Yan Beşiktaş Fenerbahçe. Beşiktaş Galatasaray maçı derbi değildir, derbicidir veya yan sanayi derbisidir nokta. Cenazeme evet. Binene kadar, şeye, tabuta girene kadar aynı şeyi söyleyeceğim. Şimdi bana efendilikten bahseden, başta Sinan Engin ve Ertem Şener'e bir efendilik örneği vereyim. Buyurun hocam. Türk futbolunda bütün insanlara mesafem aynıdır. Ama bir adamı, bir çok adamı güzel bir hem severim, sevmekten öte sayarım. Ve çok adamı saymam. Hı-hı. Severim ama sevdiğim adamı saymam, saydığım adamı sevmem falan böyle. Evet. Bir adamı. Söz meclisten dışarı. Hepinizi çok severim, sayarım. Bir adamı çok severim ve sayarım. Yani önünde kralı gelsin. Fatih Terim mi? Severim. Sayar mıyım? Eksikleri vardır. Amenna etmem. Bir adam vardır ki. Yaşlı da bizden 8-10 yaş büyük Şenol Güneş. Hem severim adam olarak hem de sayarım adam. Adamdır çünkü. Adamdır. Fakat Perşembe gecesi. Daha sonra ben sosyal medyada gördüm bunu, maç esnasında değil, Twitter'da gördüm. Bence yorum yapma bir hocam. Sercan'ı dinlemeden yorum yapma. Ben önce yorumu yapalım, sonra siz bir Sercan hocam yapma, Sercan'dan sonra yap istersen. Bir dakika kardeşim, önce ben gördüğümü söyleyeyim. Benim gördüğüm şuydu. Evet. Güzel. Maç bitmiş, Beşiktaş Norveç takımını 3-1 yenmiş, güzel bir başlangıç yapmış. Maç bitmiş, oyuncular falan, Şenol Güneş tribünlere dolaşırken, Şenol hocaya Fenerbahçe'yi bilmem ne yap diye küfürlü, zinkaflı bir tezahürat duyuluyor. Bunu oradaki taraftar duyuyor. Sosyal medyada biz duyuyoruz ve Şenol Güneş de duyuyor. Ve küfürlü tezahürat veya tezahürat hangi şekli olursa olsun, yıllarca sahada olduğumuz için sahadaki adam çok güzel duyuyor. Yani sahada bana tabii. İ nokta nokta hakem dedikleri vakit ben çatır çatır aslan gibi duyardım. Hangi taraftan daha yüksek geliyor onu da duyardım. Demek ki akustik anlamında, fiziki anlamda tribündeki konuşmalar, tezahüratlar sahadaki kişi tarafından çok net duyulur. Duyulur. Televizyondan duyulmaz. Ama ben sosyal medyada geldiğinde Twitter'da Beşiktaş'ta bir kısım taraftar, kaç bin kişi bilmiyorum. Şenol Hoca'ya. 2500 kişi hocam. Şenol Hoca'ya Fener'in pazar günü veya pazartesi günü derbi de diyelim. Bilmem ne yap. Bayağı sinkaflı bir küfür. Ve Şenol Güneş'in şu hareketini görüyorum. O zaman diyorum ki bu iş iyi işti. Bundan dolayı Sayın Şenol Güneş'in küfürlü tezahürata şunu yapsa eyvallah. Yapmayın. Elini öperim. Susun. Yok böyle küfür. Dese amenna. Şu hareketi yaptığında göster beni oğlum. Serkan elini göster hocam. Bu hareket onaylama hareketidir. Yani Gökmen Özanak desek bana küfürlü olarak. Apo'ya bilmem ne yap dese, ben Gökmen abiye şöyle dersem tamam, Apo'ya saygısızlık olur. Tabii, yapacağım demek. Ama şöyle yaparım. Sakın ha. Bu yakışandır bana. Dalarım zaten. Şenol Güneş Perşembe gecesi Sarpmok maçından sonra bir kısım Beşiktaş taraftarının sinkaflı, küfürlü, rezilane tezahüratına onay vermesi yaşına, başına, karakterine, geçmişine, cibiliyetine ve pazartesi gecesi oynanacak. Yani yarın gece oynanacak. Fenerbahçe maçının sağlığına, huzuruna, asayişine ağır darbe vurmuştur nokta. Siz ne dersiniz? Hocam bir saniye. Sercan birazdan bağlanacak. Şenol Güneş'le telefonda konuştu. Birazdan bağlanacak. Derbicik dedim, yan sanayi dedim. Sinan abi reklama gideceğiz ya. Cevap vermem. Ben çok kısa hemen. Hemen reklama gitme 15 saniye. Rezilhane lafını kabul etmiyorum. Aynen öyle. Beşiktaş taraftarının yapmış olduğu tezahürat yanlıştır. Nasıl? Yanlıştır. Bir insana küfürlü tezahürat değildir. Yanlıştır. Tahsif etmem. Rezil değildir. Bir dakika. Yanlıştır. Tahsif etmiyorum. Bir dakika. Küfürü tahsif etmem. Yanlıştır. Bu kadar. Müsaade eder misiniz? Yanlıştır. Şenol Hoca, Fener'i yapmamalı çok lazım. Affedersiniz. Çok Türkiye lazım. Hocam, bir dakika. Anasının nokta nokta lafı. Yanlıştır hocam. Küfürlü tezahürattır ve rezilhane bir tezahürattır. Yanlıştır. Ya rezildir bu ya. Ya hocam. Abi küfür var. Hocam koca bir camiye küfür rezildir. Fener de yapsa rezildir. Koca bir camiye taraftan. Yanlış anlamayın. Bunu Fener de yapsa rezildir. Hocam. Bunu Galatasaray da yapsa biz de burada birine. Rezil demeyelim. Anasını avradına sorarsak. Hiçbir taraftan rezil demeyelim. Hocam hiçbir taraftara rezil demeyelim. Yanlış diyelim. Taraftara rezil demeyelim. Taraftara rezil demeyelim. Yaptıkları rezillik dedim. Yaptıkları yanlıştır. Tavsiye edilmez. Rezilliktir yaptıkları. Şenol abinin hareketi de. Sence? Eğer Şenol abi de duymuş da
eğer duyup da bunu yapmışsa bu da yanlıştır. Sercan tasvir edilmiyor. Sercan telefonla konuştu. Ben zannetmiyorum duyduğunu Şenol abinin. Abi nasıl duymak Sercan, hocam bir saniye. Hocam gelecek. Sercan bu konuştu. Sercan Dikmek birazdan telefon bağlantısı olacak hocam. Bir müsaade eder misin? Duyulmaz. Birazdan sen yan sanayi dedin ya Beşiktaş'a. Evet. Bak Beşiktaşlılar seni cenazende nasıl olacak? Nasıl kaldıracaklar? Bir prova yapalım istersen. Peki. Bir gelsin hocam. Bir gelsin hocam. Beşiktaş taraftarı bir Müslüman meftanın nasıl kaldırılacağını bilir. Burada komiklik uğruna böyle onların ananelerinde olabilir. Sizler. Ben Müslüman doğdum, Müslüman ölüyorum. Birisi böyle yapsa bile siz dostlarım benim herhalde bir Fatiha okumadan mezara girmeme izin vermezsiniz. Hocam o ayrı okudur. Fatiha okudur. Reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz.